Öncelikle Dağlıca başta olmak üzere Cizre'de son dönemde Dersim'de ve son geliştirilen saldırılarda yaşamını yitiren İstanbul'daki inşaat işçisi başta olmak üzere tüm yurttaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye dün oldukça kötü bir gece geçirdi. Bugün de kötü bir sabaha uyandık. Şu an aslında iktidarını kaybetmiş bir siyasi yapının bütün Türkiye toplumundan intikam alma operasyonuyla karşı karşıyayız. Bir kere bunun açık ve net bir şekilde görülmesi ve bilinmesi gerekiyor. Dün aynı zamanda iktidarını yitiren ve yeniden kazanmak isteyen, 1 Kasım seçimlerini de bunun için tasarlayan bir yapının, siyasi yapının çok tehlikeli bir iç savaş provasına tanık olduk. Türkiye toplumunda bir Türk-Kürt çatışmasına yol açabilecek gerilim, çatışma ve saldırı siyasetini aylardan bu yana bütün uyarılarımıza rağmen, bütün barış çağrılarımıza rağmen ısrarla sürdürüyorlar, ısrarla bu noktaya getirdiler. Biz o nedenle şu konuda hiçbir biçimde tereddüt taşımıyoruz. Bu saldırıların her birisi planlı bir şekilde saraydan ve saraya bağlı Gladio yapısı tarafından, AKP'nin güdümündeki Gladio yapısı tarafından örgütlenmiştir, planlanmıştır, tek merkezden planlanmıştır ve saldırıların gerçekleştirildiği her yerde kolluk güçleriyle faşist güruhlar birleşik ve organize hareket etmiştir. Bütün bu zamana kadar gördüğümüz, izlediğimiz ve bizlere gelen bilgilerden sağlamasını yaptığımız ortaya çıkan sonuç budur. Bu saldırıları dün gerçekleştirilen partimize dönük saldırıları yapanlar, düzenleyenler 16 askerin cenazesine zerrece saygısı olmayanlardır. 16 askerin cenazesine saygısı olanlar bedenini canlı kalkan yaparak, Yüksekova halkından bahsediyorum, gidip o askerlerin cenazesini sırtında taşıyanlardır. Ama HDP binalarına saldırı düzenleyenler, sokakta gördükleri Kürt yurttaşlarımıza saldırı düzenleyenler, bir iç savaş provası yapanlar asker cenazesine zerrece saygı duymuyorlar. Bu devletin başı bazı asker aileleri karaktersiz diyecek kadar asker ailelerine, askerlerin cenazelerine saygı duymuyor.